Şimdi değerli arkadaşlar, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndeyiz. Çok değerli hocamız Necdet Ünüvar Rektörümüz ve Hukuk Fakültesi Dekanımız, çok değerli hocamız Muharrem Hocamızla beraber öğrencilerimizle buluştuk. Hukuk Fakültesi öğrencilerinin hukuk klinikleri projesi var biliyorsunuz. Özellikle teoriyle uygulamayı birleştiren, öğrenciyken uygulamayı gören, uygulamayla tanışan kardeşlerimiz çok şanslı. Dolayısıyla Ankara Hukuk'un diğer özellikle deprem bölgelerindeki hukuk fakülteleriyle de işbirliği yaparak deprem bölgesine yönelik uygulamalara da ağırlık vermeleri takdire şayan. Öğrencilerimizle güzel bir toplantı yaptık. Hukuk Fakültesi öğrencimiz Melike kardeşimiz güzel bir açış konuşması yaptı. Hocalarımızı dinledik. Ve ardından onlarla gerçekleştirdiğimiz sohbette özellikle bu projenin öneminden bahsettik. Hukuk Fakültesi eğitimini önemsiyoruz. Özellikle hukuk fakültelerinde uygulamaya dönük, pratiğe dönük bu çalışmalara ağırlık verilmesinin de faydalı olacağına inanıyoruz. Özellikle bizim yargı sistemimize hukuk fakültesi öğrencileri hem avukat olarak, hem hakim olarak, hem savcı olarak katıldıklarında özellikle teoriyi görürken uygulamayı da görmüş olmaları onların kürsüye çok daha hazırlıklı olmalarını sağlamış oluyor. Bu anlamda bu proje için Ankara Hukuk Fakültesi'ndeyiz. Ülkemizin, Cumhuriyet tarihimizin ilk üniversitesi, ilk hukuk fakültesi biliyorsunuz. Dolayısıyla Ankara Hukuk'un başarılarıyla da gurur duyuyoruz. Kendimiz İstanbul Hukuk Fakültesi mezunuyuz. Bizimki tabii Osmanlı'dan kalma hukuk fakültesi ama Cumhuriyet tarihinde ilk hukuk olması hasebiyle ve ülkemize çok değerli hukukçular yetiştirdi Ankara Hukuk. Bundan sonra da yetiştirmeye devam edecek. Sorunuzla ilgili olarak özellikle bu kaza ile ilgili olarak yeni bir görüntü daha ortaya çıktı. Bu görüntüyle ilgili adli tıptan rapor gelmişti biliyorsunuz. Şimdi bu görüntü eşliğinde yeni bir rapor düzenlenmesi noktasında ek rapor için dosya adli tıp kurumuna gönderildi. Adli tıp kurumundan ek rapor bekliyoruz ve ona göre Cumhuriyet Savcılığımız kusur durumu tespit edildiği anda hızlı bir şekilde iddianame sürecini tamamlayacaktır ve o süreç, yargı süreci devam edecektir. Ben şunu ifade etmek istiyorum. Tabii bu çok speküle edilmeye devam ediyor. Şundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bizim vatandaşımızın hakkı, hukuku, onu korumak çok önemli bizim için. O nedenle başından beri bu konuya duyarlı olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Vatandaşımızın hakkını, hukukunu yargı sistemimiz içerisinde elbette ki takip edeceğiz ve koruyacağız. Biz de Adalet Bakanlığı olarak bu konunun takipçisi olduğumuzu başından beri söyledik. Ama bu konuyu başka taraflara çekmek isteyenler oldu. Onlara da diyeceğimiz bir şey yok. Biz efendim, iade talebinde bulunacak mıyız? Yani şimdi öyle bir bunların hepsi yargı süreçleri içerisinde. Adli tıp raporu, kesin rapor geldikten sonra, çünkü bakın bir sürü yorumlar yapıldı ama sonradan çıkan başka bir görüntü de delil noktasındaki özellikle tekrar adli tıptan rapor alınmasını gerektirdi. O nedenle yargı ile ilgili yorumlar yaparken özellikle kesin hükümden kaçınmamız gerekiyor. Hep beraber adli tıp kurumunun raporunu bekleyelim. Vatandaşımızın hakkını, hukukunu koruma noktasında da yargımızın hassasiyet gösterdiğini ifade etmek istiyorum. Efendim, arkadaşlar teşekkür. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan İstanbul'daki kira fiyatlarını eleştirmişti. İlerleyen günlerde sözleşmelerin e-devlet üzerinden yapılması ya da konum ve evin içerdiği imkanlara göre bir taban taban fiyat uygulaması yapılabilir. Şimdi değerli arkadaşlar, kira ile ilgili biliyorsunuz borçlar kanunumuza eklenen geçici maddeyle %25 ile sınırlandırılmıştı. Bu bir yıl daha uzatılmıştı. Tabii kira sözleşmeleriyle alakalı olarak, kira davalarıyla ilgili olarak bizim başlattığımız önemli bir uygulama var. O da arabuluculuk sistemi. 1 Eylül'den itibaren kira davalarında zorunlu arabuluculuğu başlatmıştık. Yani kira ile ilgili tespit davası olsun, tahliye davası olsun, vatandaşlarımız dava açmadan önce arabulucuya başvurma zorunluluğu getirmiştik ve bunun uygulaması da 1 Eylül'den itibaren başlamıştı. Bunun başarıyla sürdüğünü görüyoruz. Bugüne kadar kira davaları ile ilgili olarak toplamda 76 bin başvuru yapıldı arabuluculara ve bu 76 bin başvurudan 32 bini anlaşmayla sonuçlandı. 13 bini davaya intikal etti. Geriye kalandaki görüşme süreçleri devam ediyor.
Yani 32 bin anlaşma demek 64 bin vatandaşımızın yargı sürecine intikal etmeden dostane bir şekilde sorunu çözdüklerini görüyoruz. Dolayısıyla toplumsal barışa da hizmet eden bir durum söz konusu. 13 bin dava açıldığını düşündüğümüzde 3,5 aylık süre içerisinde ortalama geçmiş 30 Ağustos itibariyle 20 bin Ağustos ayı içerisinde 20 bin dava açılmıştı. Yani 3,5 ayda 13 bin dava açıldı. Dolayısıyla yargının da iş yükünün azaldığını bu anlamda görmek mümkün. Kiracı ve kiralayanın barışçıl bir şekilde sonuca ulaştığını da görüyoruz. Dolayısıyla arabuluculuk sisteminin özellikle vatandaşlarımızın anlaştığı için bir tahliyeyle karşılaşmaması nedeniyle yeni ev arayışına gitmemesi nedeniyle de aslında kira fiyatlarının düşmesine de bir katkı sağladığını görmek mümkün. Dolayısıyla arabuluculuğun özellikle kira uyuşmazlıklarında önemli bir problemi çözdüğünü görüyoruz. Tabii bahsettiğiniz o sınırlamalar zaten Borçlar Kanunumuzun hükümleri çerçevesi içerisinde gerçekleşen, sözleşme serbestliği içerisinde gerçekleşen ve en son fahiş kiraları önleme anlamında da büyük şehirlerde özellikle vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için meclisimizin özellikle %25 sınırı vardı. Onun uygulaması da devam ediyor. Ama arabuluculuk sistemiyle de vatandaşlarımız karşılıklı masaya oturarak arabulucularımız sayesinde de dostane bir şekilde sorunu çözdüklerini de görüyoruz. Yeni yargı paketinde genel af olup olmayacağı da merakla bekleniyor. Buna dair neler söylemek istersiniz? Böyle bir şey söz konusu değil değerli arkadaşlar. Yani afla ilgili bir husus gündemde değil şu anda. Gelişmeler var. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi dosya. Detayları alabilir miyiz? Evet, yani bu konuda tabii basına da intikal etmişti. Basına da intikal etmişti. Ethem Büyükışık bizleri de ziyaret etmişti. Yani kendisi bir takım deliller ortaya koydu ve Adalet Bakanlığı'na müracaat etti. Adalet Bakanlığı da bu konuda kanun yararına bozma istemiyle dosyayı ilgili mahkemeye gönderdi. Dolayısıyla orada hep beraber yargı sürecini takip edeceğiz arkadaşlar. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ona da bir kelime yorum yapar mısınız? Hazırlığımız devam ediyor. Önümüzdeki günlerde inşallah yayınlanacak. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar.